Mən xatırlayıram ki, bir dəfə siz e, belə bir söz demişdiniz ki, e, südvezi xərçənginin daha ağırlı bir hala gəlməsi üçün ən, ə, hardasa 5-7 il arasında bir e, vaxt var. Ona görə də mütləq məyə ilə gəlir ki, xanımlar vaxtında müraciət etmələrdi. Yəni hətta 7 ilə qədər gözləyib də vəziyyəti bir qədər ağırlaşdırmaq məyə ilə gəlir ki, o qədər də doğru olan bir şey deyil. Mən istirəm əməliyyatdan söz düşmüşkən, niyə əməliyyat olunur? Sərf niyə görə əməliyyata daha çox süni verilir? Məsələn, əməliyyat olunmaya da bilərmi? İndi südvezi xərçəngi İçini değil ama bütün süt vezi hastalıkları için bakarsak daha geniş bir açıdan bakarsak demin de söylediğim gibi bizim için önemli olan e, süt vezindeki problem, sorun ya da hastalık ya da berklik iyi huylu mu kötü huylu mu? Süt bezi için bir estetik ameliyatlar yapılır genel anlamda. Bir diagnoz için ameliyat yapılır. Bir de muhalece için ameliyat yapılır. Estetik ameliyatlar bizim konumuz değil. Yani o estetik hmm. cerrahların konusu. Dolayısıyla bizim açımızdan iki tane ameliyat nedeni var. Bir tanesi diagnozu belgelemek için. Yani bu nedir? Biyopsidir aslında. Hmm. Dolayısıyla... Ee, öbür tabii ikinci e, neden ise muhalice için e, yapılır ameliyat. ya yani Bunu buradan şunu demek istiyorum. Yani ben bir hastaya size ameliyat gerek dediğim zaman hastadan şunu bekliyorum ben. Bana dönüp doktor beni niçin ameliyat edeceksin diye sormasını. Bu benim hoşuma gidiyor. Yani ben bir hastaya size ameliyat edeceğim dediğimde onun dönüp de beni niçin ameliyat edeceksin sorusu benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü diyorum ki ya işte ben senden herçenk olduğundan şüpheleniyorum. Ben bunu kanıtlamak zorundayım. Bunu kanıtlamak için de biyopsi yapmam gerekiyor ya iğne biyopsisi ya cerrahi biyopsi bunu belgeleyeceğim niye belgeleyeceğim Çünkü tedaviye başlayacağım yani hiçbir zaman tanıyı diagnozu belgelemeden kanıtlamadan tedaviye başlamamak lazım işte kanıta dayalı tıp yani Batı dünyasındaki kanıta dayalı tıp bunun üzerine kurulmuş durumda ben önce hastadan diagnoz için ya bir parça alıyorum ya cerrahi biyopsi yapıyorum sonra eline belgesini veriyorum bak bu herçeng senin. İkinci neden ise muhalice. Çünkü e, süt ve zeher çengi çıkarsa eğer diagnoz süt ve herçenginin primer tedavisi, birincil tedavisi ya da en kıymetli tedavisi cerrahidir. Çünkü e, tümörü orada e, mutlaka bırakmamak, e, götürmek lazım ki daha sonra verilecek olan kemoterapi, radyoterapi işe yarasın. Eğer tümör olduğu gibi durursa, büyük olarak durursa e, onu kemoterapi ya da radyoterapi ile yok etmek mümkün değil. Ama şöyle özel bir durum var onu da söylemeliyim. Bazen çok büyük tümörleri önce kemoterapiyle küçültüp sonra ameliyat ettiğimizde oluyor. Ama bu çok düşük bir faiz. Yani tüm hastalar arasında %3-5 faiz. Çünkü o tümör o kadar büyük oluyor ki cerrahi olarak çıkartmak mümkün olmuyor. Cerrahi olarak çıkartmak mümkün olmayacak büyüklükteki cesametteki bir tümörü önce küçültmek kemoterapiyle gerekiyor. Ama 90 faiz, 95 faiz zaten birinci tedavi cerrahidir ve hastaya mutlaka önce cerrahi yapmak gerekir.